Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet. Şöyle ritüel olarak her zamanki gibi iğne yolası modelimizi gösterelim. Bu modeli size tığa çevirdim. Benim modelim de bu şekilde. Tülbentimin rengi oradakiyle aynı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Bakın. Tığ hali bu fil dişilerimiz, kuyumcu kafesi fil dişi iki tane ismi var arkadaşlar. Bu ortadaki çimenin ve çiçeklerinde bu şekilde e, zincirlerle kirpikler çiçekleri yaparak tasarladım. Aparat kullanmadım arkadaşlar. Kolaylık olsun. Herkes aparat kullanamıyor. O açıdan bu şekilde tasarladım. Çok hoş oldu. Hem e, hafif hem arkadaşlar şöyle gösterişli olan bir model oldu. Bakın. Böyle yakın plandan da tutayım bitmiş hali de çok güzel duruyor ee, resimde gördüğünüz pembeydi Pembe benim çok açık çıkıyor Arkadaşlar o kadar açık renk değil ama kamerada çok açık durduğu için mavi tercih ettim ee, resimdeki gibi renk istediğiniz renklerle siz de yapabilirsiniz Evet şimdi modelimizin anladığım kısmına geçelim Kişer zincir çekerek tabakalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz Şöyle herhangi bir tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu ara yuvamızı 3 zincirden oluşan tığ battılarla hazırlıyoruz. Bu birinci tığ battımız. 3 zincir. ikinci tığ battımız. 3 zincir. 4. 4 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz ara misafesi olarak çiçeğimiz için tekrar 3 zincir hemen ara suyuna geçiyoruz kapattım bu şekilde bakın 5. olarak ama şimdi bu 5. tığ battının üzerine 4 zincirimizi çektik şöyle ters tarafına çevirdik içine sık iğne ile sabitliyorum ve kenarda minik kirpik yaptık. Bu fil dişlerini, kuyumcu kafeslerini yapacağız. Şöyle 8 tane sıkı sıkı ters tarafından zincirimizi çekelim. Çevirdim. Benim el ayarıma göre, ördüğüm örgüye göre 8 tane zincir geliyor arkadaşlar. Bu 7 de olur, 9 da olur. Şöyle bakın arttığınız zaman hafif böyle bir bolluk oluyorsa yeterlidir sizin için. Onu kendiniz ayarlayın. Eğer eliniz çok sıksa bir fazla da çekebilirsiniz. Maksat şu tümseklik oluşsun. Şu şekil bir duruş olsun. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bakın. Yandaki boş olan tığ battıya kapattım. Bir tane buraya yuvayı hazırladık. Yine 4 zincirimi çekip ters tarafına çevirdim. Bu hazırladığım tığ battının içine 4 zincirimi bu şekilde şöyle bir fazla çekiliyorum ki şöyle bombilili şöyle güzel bir gözenekli dursun yine aynı şekilde sıkı sıkı 8 tane zincir şu dip noktasını ilk zinciri sıkı çekerseniz dönüşümünüz güzel durur 7 ve 8 çeviriyorum hemen yanındaki şu şekil 11 verirseniz dönüşü yeterli olacaktır şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum tığ battımın içine girip sabitliyorum. 4 zincir çevirdim. Aynı şekilde yuvanın içine kapattım. 8 tane zincir. Hemen çevirdim düz tarafına. 3. fil dişimi de buraya yaptım. Bakın. Bu şekilde üç tane fil dişi yeterli. 3 zincir şekilde ilk yaptığımız 4 tane tığ battığı yine yuvamız için hazırlayacağız ara suyumuz 3 tane fil dişinden oluyor çimenimiz de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bak 3 zincir kapatıyorum 3 zincir kapattım 4 tane verdik bu çiçeğimiz için şimdi yine bir tane daha 3 zincirli tığ battı yapıyorum. Bu 5. tığ battım. Fil dişim için 4 zincirimi çekip hemen ters tarafına döndüm. Buraya tığ battımızın içine kapattım. Ve 8 tane zincir. 6, 7 ve 8 çeviriyorum. Aynı işlemi fil diş işlemi 3 tane de buraya yapacağız. Dediğim gibi sabitliyoruz şu kıvrımı veriyorsa 8 zincir sizin için yeterlidir. Eğer vermiyorsa yapışık gibi geldiriyorsa bir fazla çekin. Yine 3 zincir kapatıyorum. 4 zincir çevirdim. Şöyle kapattım. 8 zincir. 6, 7 ve 8. Bir de bunun ince durması için ipi esnetin muhakkak arkadaşlar. İğne oyası zarifliğinde olsun istiyorsanız sadece sıkı zincirler yeterli değil. İpi de esnetmeniz gerek. Evet. Sonuncu fil dişimizi de yapalım. Şöyle girdim saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Hemen yanındaki tığ battıma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Evet. Yine buraya bu ara suyundan arkadaşlar 4 tane tığ battı olarak yapacağız. Ve çimenimiz bakın aynen bu şekilde devam edecek. Şöyle çok hoş güzel bir fil dişleri yaparak ve arasında dört tane tığ battı yaparak devam edelim şimdi biz çiçeğimize yapalım geçelim arkadaşlar şimdi özellikle şöyle bir parça uzun bırakıyorum ha. ipi alta almak için fazla uzun değil ama şu kadarcık bir parça bıraksanız yeterli ve ters çevirelim bu dört tane tığ bakın bir ikincinin içine giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boş olan tığ battıma sabitledim bu şekilde. Şimdi 7 pardon 9 tane zincir çekiyorum buraya. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Çevirdim düz tarafında. Bakın böyle 4 zincirde minik bir yuvamız var. İçine girip 9 zincirimizi kapatıyorum sık iğne ile ve tekrar buraya 8 tane zincir çekeceğim sadece ilk kirpiğimi 9 çekiyorum diğer kirpiklerim 8 zincirden oluşuyor 8 kapattım bakın bu şekilde tekrar 8 zincir şimdi bu hafif uzun bırakın demiştim ya üçüncü kirpiği yaparken bu şekilde arkaya almak için orada köşede yanık izi kalmasın şöyle temizce çalışalım bakın üçüncü de arkaya aldım ipimi ve yine 8 zincir 6 7 ve 8 yine mavi yuvanın içine kapattım 4 tane kirpiği bu şekilde hazırladık şimdi 4 zincir çekiyorum hemen döndüm bu ilk kirpiğimin içine direk sık iğne ile sabitledim. Yukarı çıkmış olduk yani tümseye ve 4 zincir çekiyorum. Çiçeklerimiz için, kirpiklerimiz için buralara iki kirpik arasına yuvalar hazırlıyoruz. 4 zincir. Şunu kesebiliriz, yakabiliriz. Kapattım. 4 zincir sonuncu yuvamızın da içine girelim Bakın. şöyle bir bir zincirle dönüyorum arkadaşlar kirpikleri daha güzel gösteriyor bu şekilde sıkı ile ile Bakın. buraya sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum sabitliyorum 5 zincirimi tekrar 5 zincir aynı yuvarın içine beşer zincirden üç tane kirpik aynı yuvanın içine kapattım şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum bakın kirpiklerimiz bu şekilde beş zincirden sıkı sıkı çok güzel duruyor diğer ikinci yuvaya da bir zincirle bir sık iğne yapıp dönüyorum tekrar beş zincir ve Sabitliyorum buraya. Aynı yuvanın içine 3 tane kirpik. Bir zincirimi de çektim. Hemen yuvanın içine sabitledim. Bir 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi arkadaşlar 3 tane de buraya yaptık. Bu şekilde yuvalar hazırladık. Bir zincirle geçiş yapıyorduk ya hep diğer yuvalara. Buraya şu 4 zincirle yukarı çıktığımız yere girip sahte sık iğne yapıp üzerine bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum bakın bu şekilde çiçeğimiz hazır evet. hemen iplerimi yakıp temizleyip diğerini de yapalım Evet şimdi demin dediğim şöyle tutmak için zaten biraz e, pay oluyor onu koparmadan bu şekilde bakın, ipi bırakalım şöyle çevirdim ikinci tığ battımın içine sık iğne ile buraya sabitledim. 4 zincir. Hemen yanındaki tığ battıya hiç tığ battı atlamadan direkt yanındaki tığ battıya sabitliyorum. ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9. Sıkı sıkı 9 zincirimi çektim. Sabitliyorum. İlk kirpiğimi buraya tutturdum bu şekilde. Yine 8 zincir çekiyorum. İkinci kirpiğimiz. Toplamda buraya 4 tane bu şekilde kirpik yapacağız. 5, 6, 7 ve 8. Yuvaya girdim. Bakın ilmeğin altından girip bu şekilde arkada olması yeterli. 3 de olur. 4. kirpik de olur. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıkı sıkı zincirimizi çekip kirpiğimizi taktık 4 zincir çekiyorum 4 kısa gelirse 5 de çekebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde şöyle elimize demin bayağı bir takıldı biraz en azından şöyle boyunu kırpalım Evet arkadaşlar bakın kısa geldi. Şöyle bir zincir çekelim. Geriye dönerken hani ip yeniyor ya bir de bu pek boyu almamış oluyor beyaz. Bu şekilde 5 zincirle dönüş yapabilirsiniz. Şimdi 4 zincir çekerek bu kirpiklerin arasına yuva yapalım. 1 2 3 4 zincir. Kirpiğin tam ortasından tığımı daldırıyorum. Oradan ilmeğimi alıp sabitliyorum. 4 zincir kirpiğin arasından girip ilmek çıkarıp sabitliyorum. Bir zincirle düz düzüne dönüş yapıp hemen ilk yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Evet. Şimdi bu yuvalara üçer üçer kirpikler hazırlayacağız. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde birinci kirpik. 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 3. kirpik. Şimdi dibine oturması için bir tane buraya zincirimi çekiyorum ve yuvaya girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4, 5 zincir. Hemen kapattım. Dibine de bir tane zincir çekiyorum. Ve 3. yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Burada ne yaptıysak aynı şekilde 3. yuvada da yapacağız. 5 zinciri kapattım. 5 zinciri sık iğne ile kapatıyorum. şöyle sıkı sıkı dibine iyi oturtturun ki şurası çok güzel yağlı gibi dursun arkadaşlar bol kapatınca düzgün işçilik çıkmıyor bir zincirimizi şöyle arasına girip bura önemli arkadaşlar şöyle oval meyilli durmuyor burası kalın bir görüntü veriyor ufak detaylar hayat kurtarır her zamanki gibi Evet bu kadar bu ipimi de şöyle arkadan ilmek alıp geriye çekeceğim. Kenarda yanık izi gözükmesin diye. Temiz işçilik için. Evet onu yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın yine birinci sınıf şöyle temiz bir işçilikle karşınıza geldim. Şöyle hepsini bir sığdırabilecek miyiz? Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yine iğne oyasında ne varsa tığda var. Hatta daha güzel var diyen arkadaşlarımız yorumda beni çok mutlu ediyor sizin yorumlarınız. Bakın çıtı pıtı hatta ütüye de çok kolay giden bir model. Şimdi ütülesem bu daha güzel böyle e, tril tril dururdu arkadaşlar. İncecik dururdu bu modelimiz. Çok hoş oldu gerçekten. Şöyle şu güzelliği şöyle bir tutayım da. Dediğim gibi ütülendiği zaman bu arka tarafın sıcaktan incecik olacak bu çiçeklerimiz. Böyle tril tril fili olacak. Evet. Modelim bu. Sizler de emeklerim için, videolarımın devamı için beğeni ve yorum yaparak önermelerde öneri çıkarırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.